Pepe bak şimdi vagonumda kedi yapacağım. Bu kedimin vücudu. Bu da başı. Böyle çevirince kedi vücutlu köpek oluyor. Bu kedi vücutlu bir köpek değil bu. Bu bir tavşan mı sanki? Hop, şimdi kedi oldu. Şimdi tavşan oldu. Haklısın. Uzun kulakları var bunun. Tabii ki de o bir tavşan. Pepe, hani kumla oynamaya gidecektik bugün? Ha, doğru. Hatta bak, sarı kaplumbağa şeklim ve küreğimi de getirmiştik. Neden gitmedik ki? Bir Lorin'e soralım o zaman. Lorin! Lorin! Evet çocuklar, beni çağırdınız. Ne oldu? Lorin, neden biz deniz kenarına oynamaya gitmedik? Şilecim, ama bugün hava çok rüzgarlı. Deniz kenarında üşütürsünüz. Tabii ya, doğru. Ya Lorin, benim karnım çok acıktı. Benim de. Öğle yemeğini daha yeni yediniz çocuklar. Ama çok acıktınız. Ben size atıştırmalık bir şeyler yapabilirim. Ne hazırlayacaksın bize? Bilmem. Şimdi gidince mutfakta bakarız. Tamam. Bir bakalım. Hamurlar ve kalıplar. Onlara güzel kurabiyeler yapabilirim. İlk önce şundan başlayabilirim. İlk kurabiyemiz neredeyse hazır. Ben üzerine kaplumbağa ve balık koyacağım. Balığımız ve kaplumbağamız burada. Evet, birincisi bitti. Şile için çiçekli kurabiye yapalım. Çiçeğin üzerine küçük bir kelebek konduralım. Pepe köpekleri çok sever. Ona köpekli kurabiye yapayım. Ona bir de papyon takalım. İşte böyle. Bir tane de kremalı kurabiye yapalım. Bakalım hangisi yiyecek? Üzerine de küçük bir kalp. İşte oldu. Evet, işte kurabiyelerimiz hazır. Kurabiyelerin yanına meyve suyu çok güzel gider. Çocuklar, daha fazla acıkmadan ben gideyim. Pepe bak, Lorin geliyor. Çocuklar, bakın size ne yaptım. Atıştırmalık demiştin. Ne yaptın bize? Çok güzel kurabiyeler yaptım. Ya. Hadi bekletmeden yiyin. Portakal suyu da getirdim size. Oley. Çiçekli kelebekli kurabiye. Çok güzel olmuş. Pembe papyonlu köpekli kurabiye. Tadı da çok güzel.
kremalı çikolatalı kurabiye. Ama bir tane var. E peki hangimiz yiyeceğiz bunu? Telaş etmeyin çocuklar. Kurabiyeyi ortadan ikiye böleriz. İkiniz de yersiniz. Tabii ya. Alın bakalım. Arkadaşlar, sizin el kurabiye seviyorsunuz. Yorumlara yazın. Hoşça kalın.